Merhaba gençler. Geçen hafta kaldığımız yerden bu hafta da devam edeceğiz. Umarım iyi bir hafta geçirmişsinizdir. Şimdi gençler, geçen hafta biz İslam'da bilgi kaynaklarını işlemiştik. Nelerdi bunlar? Kısaca bir hatırlayalım. Selim Akıl, Salim Duyu ve Sadık Haber'di. Sadık Haber'i ikiye ayırmıştık. Mütevatir haber ve peygamberlerden gelen haberler olarak ikiye ayırmıştık. Onun haricinde imana bakmıştık, İslam'a bakmıştık, akideye ve inanca bakmıştık. Ama onlar son dakikaya gelmişti. Hızlıca geçmiştik. Şimdi oradan ben tekrar başlayacağım. Kitaplarınızda sayfa 26'dan başlıyorum. Gençler şu anda burada kalmıştık. Buradan da gidebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Şimdi gençler, bu hafta biz İslam inancında imanın mahiyeti konumuzun adı bu. Yazalım ilk önce bunu. İslam inancında imanın mahiyeti. Şimdi gençler, mahiyet dediğimiz şey kelime anlamı olarak önemi ifade eder. Mahiyet aslında önem demektir. Yani İslam inancında imanın önemi. Biz bugün bunları göreceğiz. Şimdi ilk başta göreceğimiz şeyler var, bazı kavramlar var. Geçen hafta dersin sonunda bunları söylemiştik. Bu hafta yeniden tekrar edelim. Neymiş onlar? Şöyle bakalım kitabımızda. İnanç. İnanç ne demekti? Gençler, inanç dediğimiz şey şuydu. Mesela ben arkadaşımın söylediğine inanıyorum. Aslında inanç dediğimiz şey gündelik yaşantımızda da kullandığımız bir şey. Yani hem inanmak hem de bir yandan da inanmamak demek aslında. Yani baktığımız zaman inanç dediğimiz şey hem bir inanışı hem de inanmayışı, yani tam zıttını da ifade eder. O zaman gündelik yaşantımızda da kullandığımız bir ifade mi inanç, inanış? Evet, gündelik yaşantımızda da kullandığımız bir kelime. Başka ne vardı? Kelimelerimizin ne olduğuna bakıyorum. Diğer bir kelime akide demekti. Şimdi gençler, akide dediğimiz şey inanç kelimesinden biraz daha belli bir alana yöneltilmiş bir kelimedir. Akide dediğim şey genel anlamda bütün dinlerdeki inanışları ifade eder. Yani akide dediğim şey dini inanışları ifade eder. Dini inanışları ifade eder akide dediğim şey. Şimdi gençler, akidenin çoğul bir karşılığı var. Akidenin çoğulu ne demekti? Biz sizinle bunları işlemiştik. Çoğulu akaid demekti. Akidenin çoğulu akaid ve akide dediğimiz şey dini inanışları ifade eder. Ama dini inanışlar dediğimizde şunlar gelecek aklınıza. Sadece İslam için kullandığımız bir kelime değil. Yani İslam'ın haricinde Yahudi akidesi de ya da akaidi de diyebiliriz. İşte Hristiyan akaidi de diyebiliriz. İslam akaidi de diyebiliriz. Yani önüne farklı bir dinin adını koyabiliriz. O zaman örnek yazalım biz buna. İslam akaidi ya da Yahudi akaidi ya da Hristiyan akaidi. O zaman ne oluyor bu? İslam inancı, Yahudi inancı, Hristiyan inancı demek oluyor. Akide dediğimiz şey dini inanışları ifade ediyor. Akaid dediğimiz şey de akidenin çoğulu diyoruz. Anlaştık mı? Bir sıkıntı varsa söyleyebilirsiniz. Başka hangi kelimemiz varmış? İmam. Şimdi gençler, iman dediğimiz şey geçen hafta biraz daha derin aslında işlemiştik. Bir sonraki konularda da yine biraz daha derin göreceğiz imanı. Şimdi iman dediğimiz şey kelime anlamı itibariyle güven duygusu içinde tasdik etmek
ve sanki böyle bir hani iple bir düğüm atmışçasına bağlanmak demekti. Yani Allah-u Teala'ya olan inancımızda ona hiç kuşku duymadan, hiç şüphe duymadan inanmamız ve onun varlığını kalbimizle tasdik etmemiz, yani onaylamamızda. Hatta imanın şartları da vardı. Bunlar da nelerdi? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kaza ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktı. Değil mi? Hatırladık bunları da. İman dediğimiz şey o zaman kelime anlamı itibariyle düğüm atmışçasına bağlanmak. Düğüm atmışçasına bağlanmak diyelim. Uzun tanımını daha sonra tekrar yapacağız. Zaten buraya yeniden yazmayalım. Başka ne var? Gençler şimdi iman dediğimiz şeye inanan kişilere, yani iman eden kişilere ne deniyordu? İman eden kişilere mümin deniyordu değil mi? İman eden kişilere mümin ismi veriliyordu. İman eden kişilere mümin ismi verilir. Şimdi gençler bunun bir de imanın tam zıttının ne olduğunu bir görelim. Şimdi eğer ben bir şeye inanmazsam, yani Allah-u Teala'nın varlığına diyelim, ya da Allah-u Teala'nın varlığına iman etmezsem ona inanmadığımı söylemiş olurum değil mi? Yani ben ona iman etmiyorum demek aslında onu inkar ediyorum demektir değil mi? E o zaman imanın zıttı, imanın zıttı ne demek? İnkar demek. Şimdi iman eden kişiye mümin diyorduk. İmanın zıttı olan, yani iman etmeyenler ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Yani imanın zıttı inkardı. Bunu unutmuyorsunuz. Hatta ben size sınavda 9. sınıftaki arkadaşlar hatırlayın. Ben size sınavda imanın zıttını inkar olarak sormuştum. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Tahta gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradan. Tam gözüküyor. Tamam. İnkar eden kişilere ne diyorduk? Bana bunu bir söylesin. Hadi bekliyorum. İnkar eden kişilere, iman edene mümin diyorduk. İnkar eden kişilere ne diyorduk? Lütfen biri hatırlasın. Çok sevinirim. Ne diyorduk? Sevda kafirmiş. Kafir. Aynen öyle. İsmi neydi? Sevda. Çok teşekkür ederim Sevdacığım. İnkar eden kişilere ne diyoruz o zaman? Kafir diyoruz. Bunları unutmuyorsunuz gençler. İnanç dediğim şey inanış ya da inanmayışı da ifade ediyordu. Akide dediğim şey genel itibariyle dini inanışları ifade eden bir kelimeydi. Çoğulu akaidde. İslam akaidi, Yahudi akaidi ya da Hristiyan akaidi bunlara verebileceğimiz örneklerden de. İman dediğimiz şey kelime anlamı itibariyle bir şeye böyle sıkıca bağlanmak, düğüm atmışçasına bağlanmak demekti. Güven duymak, tasdik etmek demekti. İman eden kişilere mümin diyorduk. İmanın zıttı inkardı ve inkar eden kişilere de kafir diyorduk arkadaşlar. Yazdınız mı? Bekleyeyim mi? Şöyle azıcık durayım. Yazamadığınız varsa YouTube üzerinden yayınlandığında orada da yine net gözükür. Yazamadığınız eksik kalan yerleri de oradan takviye yapabilirsiniz. Ben artık yazmıştım hocam. Ha, tamam süper. O zaman siliyorum. Anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz gençler. Şimdi biz şunu göreceğiz. İmanın üç şeyle bağlantısını göreceğiz. Yani imanın başka şeylerle ilişkisini ve bağlantısını göreceğiz. Onlar birincisi iman, tasdik ve ikrar ilişkisi. İkrar ilişkisi. İmanın
bilgi ile ilişkisine bakacağız. Ve imanın amel ilişkisine, amel ile olan ilişkisine bakacağız. Şimdi gençler, üç şeyi inceleyeceğiz biz bu dersimizde. İmanın tasdikle ve ikrarla olan ilişkisine bakacağız. İmanın bilgiyle olan ilişkisine bakacağız. Ve diğeri de imanın amel ile olan ilişkisine bakacağız. Biz bu üçünü bugün dersimizde işleyeceğiz. Şimdi şunları bir sileyim, ilkinden başlayayım. Şimdi gençler, tasdik dediğim şeyin ne olduğunu ben geçen hafta size söylemiştim. Neydi tasdik? Hemen bir cevap bekliyorum. Tasdik ne demekti? Var mı hocam cevap? Yok hocam. Yok mu hatırlayan? Geçen hafta söylemiştim ben tasdiğin ne olduğunu. Tasdik ne demekti gençler? Neyse ben söylüyorum. Bu da size bir kıyam olsun. Şimdi gençler, tasdik dediğim şey doğrulamak, onaylamak demektir. Doğrulamak ve onaylamak. Şimdi, imanın doğrulamakla veya onaylamakla olan ilişkisi ne olabilir? Şimdi gençler, baktığımız zaman bizim için imanın olmazsa olmazı dediğimiz şey kalbimizle, içimizle ve tamamen duygu ve düşüncelerimizle her şekilde Allah-u Teala'nın var olduğuna, tek olduğuna iman etmek değil mi? Yani iman dediğimiz şey kalpte olan bir şeydi. Hani elle tutulur, gözle görülür bir şey değildi. İman dediğimiz şey kalple olan bir şeydi. Ve imanın olmazsa olmazı, yani ben iman ettim diyebilmemiz için gerekli olan şey neydi? Kalbimizle onaylamamızdı. Şimdi ben kalbimle inanmasam, yani Allah-u Teala'nın varlığına kalbimle böyle inanmasam, içimde şüpheler olsa ve hani tam yerli yerine oturtmamış olsam bazı şeylerin cevaplarını, ben gerçekten iman etmiş olabilir miyim? Olamam. O yüzden de imanın olmazsa olmazı dediğimiz şey tasdik etmek. Yani onun Allah-u Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu kalbimizle doğrulamamız ve onaylamamız. O zaman tasdik dediğim şey imanın olmazsa olmazı. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Yani her şeysiz bir iman olabilir ama tasdik etmediğimiz ve kalbimizle doğrulamadığımız bir iman geçerli olmuş olmaz. Biz ilk önce kalbimizle Allah-u Teala'nın varlığına iman edeceğiz, inanacağız ve bunu kalbimizle tamamen doğrulayacağız arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Kısa buradan. Başka bir şey yok. Bir de şunu söyleyeceğim. Tasdik dediğim şeyi açıkladım. Bir de ikrara bakalım. İkrar dediğim şey ne demektir? İkrar. Hatırlayan var mı? Varsa söyleyebilir. İkrar dediğim şey neydi? Var mı hocam? Maalesef. Üzüyorsunuz beni. İkrar dediğim şey söylemekti. Dil ile söylemek ya da tekrarlamaktı. Söylemek ya da tekrarlamak. Seray bildirmek demiş ama. Bildirmek olabilir ama genel anlamda daha doğru bir karşılık bulmak istersek söylemek diyebiliriz. Şimdi ikrar etmek Arapçada yine garaeden gelir. Garae söylemek demektir. İkrar dediğimiz şey de oradan gelir ve söylemek demektir yine. Şimdi gençler, bana birinin Müslüman diyebilmesi için benim dilimle ben Müslümanım demem lazım değil mi? Yani baktığımız zaman işte ben Hristiyanım deseydim bana ne derdiniz? Hoca Hristiyanmış derdiniz. Ben Müslümanım dersen bana ne dersiniz? Müslümanmış dersiniz. Ama bundan hiçbir zaman emin olamazsınız değil mi? Çünkü iman gözle görülür, kalple, yani gözle görülür, elle tutulur bir şey değildir. İman dediğimiz şey insanın kalbinde olan bir şeydir. Ama ikrar etmek de başka insanların bize Müslüman muamelesi yapabilmesi için gerekli olan bir durumdur. Şimdi gençler,
İslam'ın ilk şehitleri var. Sümeyye ile Yasir diye isimlerini belki duymuşsunuzdur. İslam'ın ilk şehitleri. Onlar bu işte putperestlik zamanlarında Müslümanlığı kabul ediyorlar, Müslümanlığa inanıyorlar. Ve putperestler onlara işte İslam'a inanmayacaksın, işte Müslümanlığı reddedeceksin dediği zaman onlar hayır, ben dinimden vazgeçmem diyorlar. Ve bu yüzden sırf işte Müslüman oldukları için onlar, yani putperestler, Sümeyye ve Yasir'i tam çaprazlamasına, yani bir şu elinden bir işte sağ bacağından sol elinden gibi düşünebilirsiniz. Böyle şeylerle gererek, yani uzvunu vücudundan çıkarırcasına gererek onları şehit ediyorlar, yani öldürüyorlar. Şimdi bu olaydan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki eğer senin seni canınla tehdit ediyorlarsa, yani sen Müslümanım dediğinde eğer seni öldüreceklerse o zaman kalbinde iman ediyorsun, ondan yana bir sıkıntı yok. Eğer senin canınla tehdit ediyorlarsa tamam ben inanmıyorum diyebilirsin, ama böyle bir durumun içindeysen bunu söyleyebilirsin, bundan yana bir sıkıntı yok. Ya da işte dilsizsin, konuşamıyorsun, konuşamadığın için de ben Müslümanım diyemiyorsun. O zaman da yine hani Müslümanlıktan çıkmış olmuyoruz. Bu zorunlu ve mecburi bir söyleyememek. Ama maalesef günümüzde bazı arkadaşlar, özellikle gençlerde bu biraz yaygınlaşmaya başladı. Sırf sanki Müslüman olmamak, yani İslam'a inanmamak sanki işte havalı bir eylemmiş, havalı bir söylenmiş gibi düşünüp de Müslüman olduğunu söylemeyen kişiler var. Asla bu doğru bir şey değil. Yani eğer gerçekten canına tehdit edilmiyorsan, ki böyle bir durumun içinde şu dönemde kalmamız zaten mümkün değil. Eğer böyle bir durumun içinde değilsen asla ve asla inandığın şeye keyfi bir şekilde inanmıyorum diyemezsin. Çok çok da büyük bir günahı vardır. İmana da tabii ki zarar verebilir diye düşünüyorum. O yüzden gençler, şöyle bir toparlayalım. Tasdiye ne demek olduğunu anladınız. Doğrulamak ve onaylamak kalbimizle Allah-u Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu onaylamamız demekti. İmanın olmazsa olmazı kalbimizle ona inanmamızdı. Bunu unutmuyorsunuz. Sonrasında ikrar etmek, söylemek vardı. Söylemek dediğimiz şey de eğer canınla tehdit edilmiyorsan Müslümanım diye söylemelisin. Çünkü etrafındaki insanlar da sana ona göre muamele, yani Müslüman olduğunu bilsinler ve ona göre muamele edebilsinler diye. İslam'ın ilk şehitlerini de unutmayın. Çünkü onlar unutulacak insanlar değiller. Sırf Müslüman oldukları için şehit edilen, ve düşünsenize yani çok da kötü bir şekilde şehit ediliyorlar. Yani uzuvlarını yerinden çıkarırcasına o kızgın çölün ortasında ve çektirerek canlarını alıyorlar. O yüzden de onları unutmuyorsunuz. Hatta onların bir çocukları var. Çocukları da aynı durumda kalıyor muydu, kalacak mıydı tam bilmiyorum, orasını hatırlamıyorum, ama Peygamber Efendimiz ona o zaman zaten söylüyordu. Diyor ki eğer canınla tehdit ediliyorsan Müslüman değilim diye söyleyebilirsin diye söylüyor Peygamber Efendimiz. Şimdi anlaşılmayan bir yer var mı? Soruyorum. Anlamadığınız bir yer varsa 3 kere, 5 kere, 10 kere hiç fark etmez, tekrar edebilirim. Anlamadığınız bir yer varsa buradan hocanız bana okuyor zaten, söyleyebilirsiniz. Var mı hocam bir şey? Hocam. Tamamdır. Katılımımız kaç? Şu an toplam 20-30 kişi var. Oo, maşallah. Şimdi gençler, biz bir diğerine, yani ikincisine bakacağız. Şunu hocam, son 5 dakikamız kaldı bu arada. Tamam. İman bilgi ilişkisi. Şimdi size bir sorum var. İslam'ı her bilen Müslüman mı? İslam'ı bilen herkes Müslüman mı gençler? Sizce İslam'ı her bilen Müslüman mı? Şimdi ben anlatmaya devam ediyorum. Vaktimiz de kısıtlı çünkü. Şimdi gençler, bilgi dediğimiz şey evet yine olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebiliriz. Ama baktığımız zaman şeytan da İslam'ı çok iyi biliyordu. Peygamberleri biliyordu. O zaman eğer bilen herkes Müslüman olmalı.
olmuş olsaydı şeytan en iyi Müslümanlardan biri olurdu, değil mi? O yüzden demek ki şunu almayacağız biz buradan. Şeytan örneğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Her bilen Müslüman diye bir kaide yok. Yani bilen herkes Müslüman olacak diye bir kural yok gençler. Mesela oryantalistler var. Yani dinimizi çok iyi bilen ve bunu da yazdıkları yazılarla aslında dinimizi kötüye kullanmak adına biraz da ifade eden ya da işte yazılar yazan kişiler var. Onlara baktığımız zaman biz neyi görüyoruz? Aslında biliyorlar ama bildiklerini kötüye kullanıyor olabilirler. O zaman bilmek yeterli mi inanmak için? Hayır. İnanmanın temelinde ne vardı? Kalp ile tasdik etmek vardı gençler. Ama şimdi insan bilmediği bir şeye iman edebilir mi? Onu da edemez. Aslında hem olmazsa olmazı değil ama bir yandan da aslında çok da gerekli olan bir şey. Yani ilk iman etmemiz için bile bizim kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi bilmemiz gerekiyor, değil mi? Şimdi o zaman bizim onları ilk önce bileceğiz. İlk önce bileceğiz ki ondan sonra bunu söyleyip iman edebilelim. O zaman bilgi hem ayrılmaz bir parçası ama bir yandan da olmazsa olmaz değil diyebiliriz. Ama işte ne yapmamız lazım? İnsan bilmediği bir şeyi yaşayamaz, hayatına yansı edemez. O yüzden de biz ilk önce İslam'ı bileceğiz, Allah-u Teala'yı bileceğiz ve öğreneceğiz. Sonrasında onu hayatımıza katacağız diyebiliriz. Başka ne söyleyeceğim ben size burada? Bakın burada kitabımızda bir ayet vermiş. Diyor ki Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Alim dediğimiz şey ne demekti? Her şeyi bilen anlamındaydı. Demek ki en çok muhabbet duyan, Allah'ı en çok tanıyandır. Ki arkadaşlık ilişkilerimizde de bu böyledir, değil mi? Tanıdıkça, huylarını işte beğendikçe daha çok severiz, daha çok yani yakınlaştıkça daha çok yakınlaşırız ve daha çok hayatımızın içine sokarız, değil mi? O zaman Allah-u Teala'yı da yaşayabilmemiz için, onu hayatımıza koyabilmemiz için ilk önce bizim onu bilmemiz, tanımamız gerekiyor. O zaman imanla bilginin arasında nasıl bir ilişki olduğunu anladık mı? Anlamışızdır diye ümit ediyorum. Varsa bir sorunuz bana hemen. Mete demiş ki insanlar şeytana güvendiğinden dolayı cezalandırıp dünyaya gönderildi. Elma verildi demiş. Yani yorumunu katmış. Sevda şeytan baş melekti. Bütün meleklerin öğreticisiydi. Bu doğru mu hocam? Baş melekti. Evet. Öyle mi? Ama ne yaptı? Dedi ki Hazreti Adem şeytan ateşten yaratılıyordu. Hazreti Adem topraktan yaratılıyordu. Ve şeytan dedi ki ben ondan daha üstün. Yani Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattığında dedi ki herkes, bütün işte melekler Hazreti Adem'e secde etsin diye söyledi. Ve şeytan da dedi ki o topraktan ben ateşten yaratıldım. Aslında bir kibir gösterdi burada ve dedi ki işte ben ondan daha üstünüm. Böyle bir durum olduğunda ne oldu? Allah-u Teala ile tamamen bir zıtlık yaşadılar. Ve ondan sonra ben işte dünya üzerine gelen herkesi ters bir yönde geri çevireceğim diye Allah-u Teala'nın tam karşısına geçmiş oldu diyebiliriz. Adar tekrar etmeni söylemiş de neyi? Hangisini tekrar edeyim Adar'cığım? Adar ismi mi bu arada? Adar Yiğit, evet. Adar Yiğit, ya da soyadın mı? Neyi istiyorsan söyle, bir ara verelim 10 dakika. Geldikten sonra ben oradan ne yazdığına bakayım ve tekrar edeyim, olur mu? Görüşmek üzere gençler, 10 dakika ara veriyoruz. Sağlıcakla, iyi dinleyin. Gençler, 10 dakika ara verdik, şimdi devam ediyoruz. İman bilgi ilişkisinden bir önceki dersimizde bahsettik. Sorunuz varsa, sormak istediğiniz konumuzla alakalı özellikle bir şey varsa lütfen sorun bana. Şimdi üçüncüsünü göreceğiz. Üçüncüsü de şuydu, iman-amel ilişkisi. Sayfa kaçta? 28'de. Şimdi ilk önce konuşamadım. Amelin ne demek olduğuna bir bakalım. Amel dediğimiz şey şu, iradeye dayanan yani insanın kendi isteğiyle gerçekleştirdiği her türlü iş ve davranışa verilen isim. İradeye dayanan her türlü iş ve davranışa verilen isim. Amel dediğimiz şey iradeye dayanan her türlü
iş ve davranışı ifade ediyor. Yani o zaman benim irademe dayalıysa bu, yani kendi isteğimle ve irademle, kendi tercihimle ben bu davranışı yapıyorsam, ben bu davranışın sonucundan sorumlu muyumdur? Evet, sorumluyumdur diyebiliriz. Şimdi gençler, imanla amel arasındaki ilişkiye bir bakalım. Şimdi imanın olmazsa olmazı amel midir diye baktığımız zaman, imanın olmazsa olmazı sadece kalp ile tasdikti. Ama amelle olan ilişkisine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Amel yapmadığımızda mesela namaz kılmak, değil mi? Şöyle bir yazalım. Namaz kılmak. Ben eğer günlük hayatımda namaz kılmıyorsam bu beni dinden çıkarır mı? Yani ben namaz kılmadığım için Müslüman olmaktan çıkar mıyım? Yani kafir mi olurum? Namaz kılmadığım zaman kafir mi olurum? Hayır. Eğer ben namaz kılmıyorsam günlük hayatımda bu beni dinden çıkarmaz. Bu sadece beni günahkar yapar. Günahkar yapar. Yani oruç tutmuyorum diyelim. Oruç tutmamak beni dinden çıkarmaz ama beni günahkar yapar. Yani oruç tutmadığım için ahiret hayatında ya da bu dünyada ya da ahirette alacağım bir karşılık, alacağım bir ceza muhakkak vardır. Ama bu beni inkar edenlerden, kafir olanlardan yapmaz. Sadece günahkar yapar diyoruz. Ama şöyle bir ters orantıda bakalım. Aslında baktığımız zaman tamam, amel, hani inandığımızın amelini yapmadığımızda biz günahkar oluyoruz ama şöyle de bir baktığımız zaman kimler namaz kılmaz? Aslında baktığımız zaman namaz kılmaması gereken kişiler, yani namaz kılmayan ve bunu kabul etmeyen kişiler kimler? Kafirler. Yani o zaman aslında biz imanımızın gerektirdiği ameli yerine getirmediğimizde kafirlere benzemiş oluyoruz. O yüzden de doğru olan şey İmanın gerektirdiği ameli yerine getirmek ve ayetlerde de hep şöyle geçer. Mesela iman etmek tek başına yeterli değildir. Ayetlerde hep der ki iman edip salih amel işleyenlere işte altından ırmaklar geçen, ırmaklar akan cennetler vardır der mesela. O zaman onu bir yazalım biz şuraya. Ayet diyelim. İman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cennetler vardır. Şimdi genel itibariyle ayet böyleydi. Tam hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi. Şimdi iman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cennetler vardır diyor. Şimdi o zaman buraya baktığınız zaman edip dediğimde burada bir şart cümlesi yok mu aslında? O zaman iman etmek tek başına yeterli diyebilir miyiz? Yani cenneti kazanabilmek ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek istiyorsak eğer, iman etmek demek ki tek başına yeterli değil. İman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cennetler vardır diyebiliriz. Salih amel nedir diye sormuştur hocam. Salih amel, amel nedir diye. Salih amel dediğimiz şey konularınızın arasında yine geçiyor olabilir. Ben tekrar söyleyeyim. Salih amel dediğimiz şey Allah-u Teala'nın bizden istediği her türlü hayırlı işe, yani bütün hayırlı işlere verilen isim. Bütün hayırlı işlere denir. Yani bunun içinde namaz kılmak da var, oruç tutmak da var, işte insanlara yardım etmek de var. Yani aklınızda var olabilecek ve Allah-u Teala'nın bizden istediği bütün hayırlı işlere salih amel deniyor. Güzel soruydu, teşekkür ederim. Şimdi geçiyorum gençler, eğer sorunuz varsa bana hemen sorun, konuyu bitirmeden ben de cevaplamış olayım. Var mı hocam sorun? Yok hocam. Tamamdır gençler, o zaman geçiyorum.
Şimdi imanın taklitten kurtarılarak tahkike başlığımızda bakıyorum, tahkike ulaşması. Şimdi gençler sayfa kaçta? Sayfa 29'da. İmanın taklitten kurtarılarak tahkiki ulaşması diye bir konu başlığımız var. Ben hızlıca size burayı anlatacağım, zaten çok basit bir kısım. Şimdi gençler, taklit dediğimiz şey neydi? Taklit dediğimiz şey, şimdi baktığınız zaman sorgulamadan, düşünmeden, ne olduğunu bilmeden beğendiğiniz ya da işte gördüğünüz ya da işte örnek aldığınız birinin davranışlarını kendi hayatınızda geçirip aynısını yapmanız değil mi? Mesela işte atıyorum bir tanıdığınız bir kuzeniniz var mesela, diyelim ki kuzeninizin yaptığı bir konuşma şekli hoşunuza gitti. Siz de onun gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Ya da işte giydiği bir şey hoşunuza gitti. Siz de onun gibi giyinmeye başlıyorsunuz. Ya da işte bir davranışa hoşunuza gitti. Siz de onun gibi davranmaya başlıyorsunuz gibi bir durum. Şimdi taklit dediğimiz şey, karşıdaki insanı sorgulamadan, düşünmeden onun yaptığı davranışın aynısını yapmamız. Peki tahkik ne demek? Tahkik. Şimdi gençler, bu tarz bilmediğiniz kelimelerde şöyle kelimenin kökündeki 3 harfe bir bakalım. H var, K var, bir tane daha K var. Şimdi kelimenin kökündeki sessiz harflere baktığımız zaman H var, K var, bir tane daha K var. Aslında buradan bizim tanıdığımız bir kelime çıkıyor. Buna hakiki diyebilir miyiz? Bakın tanıdığımız, bildiğimiz, günlük hayatta da kullandığımız bir kelime çıktı ortaya. Şimdi gençler, taklitten o hani sorgulamadığımız bir şekil var ya, ondan hakiki olana ulaşmayı soruyor. Nasıl ulaştıracağız? Şimdi taklidi iman dediğimiz şey şu. Taklidi iman dediğimiz şey, atıyorum komşumuzun kızı var, kapandı. Kapanması çok hoşuma gitti. Ben ama kapanmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Sırf onda beğendiğim için ne yapıyorum? Gidiyorum, ben de kapanıyorum. Ama ben kapanmanın ne olduğunu daha bilmiyorum. İşte bunu taklidi iman diyoruz. Ya da işte biri namaz kılıyor, gördüm, hoşuma gitti. Ya da işte yaptığı davranıştan dolayı ya da işte hani yaptığı ya da işte atıyorum takdir edilmesi hoşuma gitti. Hiç sorgulamadan, namazın ne olduğunu bilmeden gidiyorum. Sırf onu taklit ettiğim için namaz kılıyorum. Bu doğru bir şey mi? Hayır, çünkü karşıdaki kişi bıraktığında ne olur? Bu sefer siz de bırakırsınız. Yani karşıdaki kişi namaz kılmayı bıraktığında siz de bırakırsınız. Ya da karşıdaki kişi açıldı diyelim, o zaman ne olur? Siz de açılırsınız ve hani rüzgarda savrulan bir yaprak gibi oradan oraya konmuş olursunuz. Çünkü yaptığınız davranışın temelinde neyin olduğunu bilmiyorsunuz. Ama tahkiki iman dediğim şey tam zıttı. Tahkiki iman dediğim şey hakiki iman. Yani ne yaptığımızı bilerek, neden namaz kıldığımızı bilerek, neden oruç tuttuğumuzu bilerek, neden zekat verdiğimizi bilerek ya da işte atıyorum neden kapandığımızı bilerek bunu yapmamız. Şimdi ben gerçekten namazın ne olduğunu bilirsem, ne kadar önemli olduğunu bilirsem ve bu yüzden namaz kılmaya başlarsam beni hiçbir şey ondan koparabilir mi? Koparamaz. Çünkü gerçekten kendi isteğimle neyi yaptığımı ve bunun nedenle önemli olduğunu bilerek yapmış oluyorum. İşte bu beni doğru olan yoldan ayırmaz. Ama taklidi iman dediğimiz şey gelip geçicidir gençler. Hocam demiş ki birine bir şey söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz. Bu da mı öyle? Birine bir şey söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz. Yani söylememe sebebiniz ne? Hani söylemek istiyoruz derken onu kırmamak için söylemiyorsun. Hani neden söylemiyorsun? Yani söylemek istediğin şeyi söylememe sebebin ne?
Bana onu yaz, tekrar konuşalım, olur mu? Şimdi gençler, bunu anladığınızı varsayıyorum. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hoşlanmak. Ha, hoşlanmak. Ama çok farklı şeyler bunlar. Yani bunun taklitle bir ilgisi, alakası yok ki zaten kız erkek haramdır denir, değil mi? O yüzden söylememeniz daha iyi diyebilirim din kültürü öğretmeni olarak en azından. Kim demiş onu? Seray. Seraycığım geldi mi konuşalım? Evet gençler, bu konuyu geçtim, sayfa 29'da geçiyorum. Geldim sayfa 30'a. Şimdi 30'da size vereceğim bir şey var. Onu verdikten sonra kısa keseceğim burayı. Hemen şurada bir başta ayet var. Belki kitaplarınız önünüzde açıksa ben hemen okuyayım. Bismillah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلِّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Şimdi bir kere daha okuyorum. Burada önemli olan bir ayet var. Onu hemen okuyacağım. Daha sonra konuya devam edeceğim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلِّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Şimdi diyor ki ayette, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalpler bundan sorumludur diyor. Şimdi baktığımız zaman eğer bir konu hakkında kesinlikle bilgi sahibi değilsen, kesinlikle o konunun ne olduğunu, detayını, olması gereken şeyi, doğruluğunu bilmiyorsan, o zaman o konu hakkında hiçbir şekilde yorum yapmayacaksın. Bazen susmak bilmiyorum demek her şeyden daha hayırlıdır. Bir de burada verilmek istenen iki kelime var. Bunlar meal ve tefsir. Meal ve tefsir kelimeleri. Şimdi gençler, burada hatırlayalım kısmında verildi size bunlar. Ben mealin ne olduğunu size söyleyeyim hemen. Şimdi meal dediğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'in mealleri vardır, değil mi? Kur'an-ı Kerim'in mealleri vardır, hatta tefsirleri de vardır. Ve genellikle aslında günlük hayatımızda bildiğiniz kavramlar bunlar. Şimdi meal dediğimiz şey, bir ayet var ya, mesela işte biraz önce okuduk, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı şeyin peşine düşme diyor. Şimdi bu Arapça'da gelmiş, değil mi? Bize Kur'an-ı Kerim Arap dilinde geldi. Meal dediğimiz şey, tam belki kelimenin karşılığını Türkçe'de bulamayabilirsin ama bulduğun en yakın anlamla onu Türkçe'ye ya da başka bir dile çevirmek. Bulunan en yakın anlamlarla yazılmış öyle. Bulunan en yakın anlamlarla başka bir dile çevirmek. Yani aslında bir nevi çeviri diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize Arap dilinde geldi ama biz Arap dilini bilmediğimiz için bilen kişiler ne yapıyorlar? Bize Arap dilinden Türkçe'ye çeviriyorlar ya da Arap dilinden İngilizce'ye çeviriyorlar gibi başka insanların anlayabilmesini de sağlamak amacıyla bulunan en yakın anlamlarla karşılığını, yani başka bir dile çevirmek meal dediğimiz şey. Tefsir dediğimiz şey ne? Hemen onu da açıklayalım. Şimdi gençler, tefsir dediğimiz şey şu. Bir ayet geldi. Mesela işte yine burada bir ayet vardı, onu okuyalım. Ya da işte biraz önce yazdığımı okuyayım. Neydi? İman edip salih amel işleyenler için altından ırmaklar akan cennet vardır diyordu. Ne yapıyor? Şimdi tefsir dediğimiz şey diyor ki, İman etmek ne demek? Açıkla. Salih amel ne demek? Açıkla. Ondan sonra cennet, cennetin işte kaç tane kapısı var, yani en detaylarıyla birlikte o ayette geçen her şey ve hatta ayetin öncesinde hangi ayet gelmiş, öncesinde hangi olay yaşanmış da bu ayet gelmiş ya da işte sonrasında ne olmuş gibi ayeti bütün anlamlarıyla açıklamak demek tefsir dediğimiz şey. Şimdi meal daha kısa, meal de direkt hani başka bir dile çeviriyor, karşılığını veriyor ama tefsir tam anlamıyla açıklamak demek. Yani şöyle söyleyeyim, tefsir de
bir ayetin sayfalarca anlamı çıkabilir. Sayfalarca açıklaması çıkabilir. Hatta öyle ki ben şeye çok şaşırmıştım. Besmele'de hani bu besmelenin başındaki B harfinin bile kaç sayfa tefsiri vardı. Onu gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani bir Bismillahirrahmanirrahim o besmelenin sayfalarca sayfalar dolusu tefsiri vardı. Yani o yüzden de aslında gördüğümüz kısa bir ayetin sayfalarca bir açıklaması olabiliyor. Çünkü biz tefsirle daha iyi anlıyoruz. Öncesinde hangi olay yaşandı, sonra işte hangi olay yaşandığı için bu ayet geldi, sonrasında ne oldu, işte ayetin ayet hangi bir, nasıl bir ortamda geldi gibi bize ayeti aslında en güzel şekilde anlatan bir ilim dalı diyebiliriz tefsir için. Size burada vermek istediğim şeyler bunlar gençler. Birinci üniteyi bitirdim. Eğer okulunuzda çözmediyseniz bu hani değerlendirme soruları var ya, eğer bu değerlendirme sorularını çözmediyseniz, yine ben sınıflarda çözüyorum bu değerlendirme sorularını, ama çözmediyseniz bir boşluk varsa konuyu da pekiştirebilmek adına bu nite değerlendirme sorularını yapmanızı istiyorum sizden gençler. Şimdi ben burayı bitirdim. İkinci üniteye geçeceğim. Yani kaç dakikam var ona göre geçmek istiyorum. 10 dakikam var. Süper o zaman. Geçiyorum şimdi gençler. Sayfa 40'a geldim. İkinci ünite. İkinci ünitemizin adı Din ve İslam. Bunlar önemli kavramlar. Yani dini anlamda bir ortamda bile bir yorum yapabilmeniz için gerekli olan kelimeler diyebiliriz. Bunları ne kadar bilirseniz o kadar da hayatınızın içine lanse edersiniz. O yüzden de bunları özellikle bilmenizi istiyorum. Dinin, din ve İslam. Şöyle yazalım. Din ve İslam. Şimdi gençler, ilk konumuz dinin tanımı ve kaynağı. Onu da şöyle yazalım. Dinin tanımı ve kaynağı. O zaman başlıkta da gördüğümüz üzere dinin tanımını öğreneceğiz ve kaynağını öğreneceğiz. Yani dinin nasıl olması gerektiğini göreceğiz. Şimdi ilk önce dinin tanımını yapmak istiyorum. Dinin tanımı. Şimdi gençler, biz bir dine inanıyoruz ve inandığımız dini de elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. O yüzden de bilmemiz gereken en önemli şey dinin tanımı. Şimdi sayfa 41'de özellikle bir dinin tanımı var. Ben özellikle bilmeniz gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Burayı tahtaya yazacağım. Siz de benimle birlikte yazabilirsiniz ya da kitabınız varsa oradan yine altını çizebilirsiniz. Şimdi din, Allah tarafından peygamberlere gönderilen, şöyle yazalım, Allah tarafından ya da Cebrail diyelim direkt, vahiy biliyorsunuz Cebrail. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla peygamberlere gönderilen kişilerin özgür ve hür iradeleriyle seçtikleri insanları dünya ve ahirette mutluluğa götüren ilahi kurallar bütün.
Şimdi gençler, ben aklımda kaldığı da yazdım. Kitabınızda belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Ama genel anlamda benim aklımda kalan haliyle dinin tanımı bu. Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberlere gönderilen, kişilerin özgür ve hür iradeleriyle seçtikleri, insanları dünya ve ahirette mutluluğa götüren ilahi kurallar bütünü diyebiliriz dinin tanımı için. Şimdi bunun daha ayrıntılı inceleyeceğiz ama öncelikle Kur'an-ı Kerim'de din iki tane kavramla açıklanır. Ben size ilk önce bunları söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre din, iki kavramla ifade edilir. Bunlar uluhiyet ve ubudiyet. Şimdi gençler, burası da önemli. Hatta ben size yine, öğrencilerim hatırlarlar, ben size yine bunu sınavda sormuştum. Birazcık da zor olurdu sınavların. Şimdi gençler, Kur'an-ı Kerim'e göre din iki tane kelimeyle ifade ediliyordu. Bunların birincisi uluhiyet, ikincisi de ubudiyet. Şimdi uluhiyet dediğimiz şey ilahlıkla aynı değil mi? Uluhiyet. Gençler, uluhiyet dediğim şey ilahlığı ifade eder. Uluhiyet dediğim şey, hatta ululuktan falan da belki aklınıza gelir. Allah-u Teala'ya, onun makamına yüce, ulu demez miyiz? Deriz. Yani baktığımız zaman uluhiyet dediğimiz şey ilahlığı ifade eder gençler. O zaman ilahlık dediğime göre makamı yalnızca Allah'a ait olanı söyleyebilir miyiz? Makamı yalnızca Allah'a ait olan, yani ilahlık makamı yalnızca Allah-u Teala'ya ait olan diyebiliriz gençler. Bir de ubudiyeti söyleyelim ve bitirelim. Ubudiyet dediğimiz şey de kulluğu ifade eder. Makamı, yani kullar ne yaparlar? Allah'a ibadet ederler. İşte onun yüceliğini bilirler ve ona ibadet ederler. Ubudiyet dediğimiz şey de kulluğu ifade eder. Uluhiyet, ilahlık. Ubudiyet de kulluk olarak aklınızda kalsın. Bitti mi hocam? Gençler, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Güzel tekrarlarınızı yaparsanız bunları hiçbir şekilde unutmazsınız. Görüşmek üzere.